Eğer bu çiğ böreği siz yapsaydınız Gamze Hanım'ın sizi eleştirmesini ister miydiniz? Kesinlikle öyle bir şeye hakkı yok canım. Kendi böreği de sıkıntılıydı çünkü. Ne daha demek, da sıkıntılıydı. Ne demek siz bir şey söyleyeyim mi? Şekilde, asıl bu böreği siz eleştiremezsiniz. Yani Gönül Hanım'a göre siz daha bence geride kalıyorsunuz. Şöyle, kabullenmiyorsunuz. Şunu bile siz açamazsınız. Bunu siz de kabul ettiniz. Yapan kişi kabullenmiyor. Yani Gönül Hanım aslında size fark yarattı şu böreği açarak ki yarın siz farkı göreceksin de farkı yapan falan, kişi kabullenmiş. Şöyle söyleyeyim siz asıl siz hiç ben hiçbir el açması yapmıyorum. Mehmet i̇şte abi hamur işine dişi falan yapamıyor musun bu derece? Hani şöyle bir küçük hamur. Kadir Bey hamur işine bile karşıyım. Ama yaparım diyor bak. Yapamam dedi. Tezata hayır, düşüyor. Hayır şey yaparım. Benim günümde yapamam dedi. Az önce Gamze'm dedi ki siz bunu bile yapamazsınız dedi. Yok canım sen de. Ben böyle bir masa boyunda bir börek açtım. Sonuca siz bana sonuca vardım. Gayet güzel kızarmıştı. Olması gerektiği gibiydi. Siz ben kesinlikle hamur işine karşıyım. Ben hiç hayır. açamam siz dediniz. Siz masada sonuca varmış bir börek görmediniz mi? Kesinlikle yoktu canım. Gayet masa kadar açılmış. Ve de kabul edilmedi yani. Görecekler. Tebrikler. Gönül Hanım sizi tebrik ediyorum. İnanın Kadir Bey'in elleri görünüyordu. Görünüyordu ama pişince şimdi... Biz de aynı fikiriz. Hani Kadir Bey tezatını söyleseydi ama Kadir Bey de bizim fikrimize katıldı. Evet, yanlış hatırlamıyorsam. Yani börek sadece benim et sizin önünüzde yani, geldi. Herkesin eli görülüyor. İncecik açılmıştı. Yani bence bir masada herkes... Şunun yani şu kalınlığın üçte biri kadar. Bakın zaten açılma, açılma konusunda... Yok Gamze Hanım, hamur olmuş. Mutfak kısmında, açılma kısmında zaten sizi tebrik ettim. Evet. Alkışladık ekipçe inanılmaz güzel ince açtınız. Pratikliğinize zaten diyecek lafım yok. Masanın başında da sizi tebrik ettim. İnce açıldı ama sonuca baktığımızda pişmiş bir börek değildi önümüzde gelen. Yani benim her yani, zaman yaptığım püf noktalarını... Ama keşke her zaman bilirsiniz. Her zaman. Çok pardon. Bakın su dökme olayı da bir benim dinleyebilir misiniz? Püf nokta olabilir. Evet. Süre zarfı içinde eğer süre böreğin pişmesine yetmediyse hamur kalmış da olabilir. Yani bunu kabul etmek de büyük bir erdemliktir. Size kimse börek açamıyorsunuz diyemiyor. Yanlış anlamayın sakın. Yo yo. Lezzetli de içini yapmıştınız ama süre zarfı içinde pişmesi yetişmedi böreğin. Şunu sorabilir miyim? Ben ayar bölümünü açtım. Her zaman pişirdiğim yerde pişirdim. Siz normalde böreği ne kadar sürede pişiriyorsunuz? O sürede pişiriyorum. O aynı sürede deniz kaç dakikada pişiyor börek? Normalde böyle bir saatten aşağı pişiyor mu böyle? Yani ben onu takip ediyorum Kadir Bey. Bakıyorum mesela çünkü kızarmasına. Çünkü normalde biz mutfakta o böreği pişirdikçe kadar. Şöyle söyleyeyim fark ettiyseniz börek birazcık tutundu. Yani o hayır, kısmı. Hayır siz o böreği attığınızda son 15 Kadir belki Bey, 20 dakika. Kadir şöyle. Yani bir şey söyleyebilirim ya. Börek 20 dakikada pişecek bir şey değil o. Hayır yani en az 40 dakika falan yemin Kadir Bey şu anda ne desek diyelim Gamze Hanım her zaman kuyuyor. Hayır hayır öyle bir şey yok. Kabul ettirecek, ettirmeye çalışacak. Onun için bence yeterli. Takibini yaptım. Üzeri tutun. Tutunduktan sonra dediğim gibi suyunu döktüm ve nar gibi kızardı. Peki olabilir böreği pişirememiş olabilirsiniz. Bu sizden neyi eksik? Pişiremesem çiğ olurdu fazla. Ama çiğ dediğiniz gerçekten evde de o şekilde sunuyorsunuz. Kabul ettirmeye çalışıyorum. Gerçekten o şekilde sunuyorum. Kimse nar demiyor mu hani pişmemiş bir tip daha pişseydi? Hayır olur mu öyle şey? Daha peki, ne bak, kadar pişebilirdi? Tekrar ama soracağım yani gene çiğ deseler kabul etmeyecek misiniz? Ama Kadir Bey yani ben de yedim ve her zaman da yapıyorum şey bu böreği. Yani ben kendi böreğimden eminim kim ne derse desin. Aynen öyle. Ben kendi böreğimden eminim. Evet gerçekten. O böreğin minimum bir 15 dakika daha pişme ihtiyacı var. Yani 20 dakika gibi değil. Hayır biz zaten böreği koyduktan sonra pideli köfteleri yani yapmaya gittik. Ama şu gittik. An itibariyle biz daha börek hakkında konuşsak da bir yok, faydası yok. Yok yok yani öyle 20 dakikada pişmiş bir börek değil benim böreği. Biz onu koyduktan sonra... 20 dakikada değil zaten 15 dakikada pişti. 15 dakika Kadir Bey dedi ya son 15 dakika kala girdi koyduk, fırına. Dedi. Son 15. 15 dakika bile ise o bile iyi gene yani. İyi bir şey. Daha bile çiğ kalabilirdi yani en azından üstü kızarmış. Yani, değildi gayet iyi kızarmıştı Gamze ve belirli ısıda pişti. Sizin bu tepkiniz de yanlış şimdi. Masadaki diğer arkadaşlara sizin de derseniz deyin ben böyle evde eminim. Ben diyorum size. Eğer ben hiç hayatta yanlış yaptığınız kısım olmuyor mu? Şöyle olabilir. Kabul benim de hatalarım var. Tabii ki kabul ediyorum. Börek pişmedi diyelim ne olacak ama yani? Ama şöyle. Bakın açamadınız diyemiyoruz. Hamurun hakkında da gelemediniz diyemiyoruz. Şöyle, sadece börek süre zarfında yetişmedi. Yüksek ısıda pişirseydim eğer benim yine bir normalde... açıklamanız var tekrarında. Hayır yani. Ben size de söyledim mesela dedim ayarını kısalım Kadir Bey pişmesi gerektiği gibi pişsin. Sonrasında kıstık mesela. Siz dediniz ya başta ısınsın yüksek mi açsak dediniz. Kıstık ben her zamanki pişirdiğim ısıda pişirdim. Anladım. Peki o zaman ben de size şunu söyleyeyim. Şu anda ne deser derseniz deyip ben o gün hiç pişmemiş bir börek yedim. Yani önümüze de bana göre pişmiş. Kadir Bey bir de ben çok merak ediyorum. Bir insanın yapmadığı bir şey eleştirmesi bana saçma geliyor. Bu evet, kadar emin bir şekilde. Mesela Mehmet Bey
hamur açamıyor ama çok emin bir şekilde eleştiriyor. Ve bana böyle bir şey söyleyemez. Eleştirmek için sadece açmak gerekmiyor ki. Ben yok, bilmek gerekiyor mu? Hayır, gurmelerin hepsi şey mi biliyor yani? Sadece yemek, yediğimiz şeyi eleştiremeyiz. Yapmayı da biliyorlar. Bütün tatlıkları, yemekleri yapmayı şöyle da biliyorlar. Şöyle söyleyeyim mi? Yani şöyle söyleyeyim. İtalyan mutfağı, Amerikan mutfağı, Yunan mutfağı hepsini biliyorlar. Gamze Hanım tabağımızı alabilir. Yani şunu söyleyeyim öyle size. Bir şey söylüyorsunuz ki yani. Şimdi mesela temizlik yarışmasına katıldınız değil mi? Ben işte temizlik yapıyorum ama işte televizyonun üzerini silmiyorum, atıyorum peteği silmiyorum. Hayır, diyemezsiniz. Ya dediğiniz var ya biri aynı biri Konya. Şurayı öyle değil. Evet, yemek konusunda durma bir insan. Evet yani biri aynı biri Konya yani. Ay şöyle bir şey var, şimdi yemek yapıyorsunuz, ben sadece çorba konusunda uzmanım diyorsa o zaman bir yemek yarışmasında... Ama şimdi burada hayır, damak canım lezzeti, ya, öyle bir şey diyorsunuz ki önemli ya. Tamam. Şimdi mesela bunu daha önce biz yarışmacılarla tartıştık. Öyle bir şey olamaz. Dediler ki siz börek açmıyorsunuz, böreğimi eleştiremezsiniz. Olur mu öyle şey canım? Börek açmıyorum ama börek yiyorum dedi. Aynen bir böreğin öyle. Nasıl olması gerektiğini biliyorum. Yani şimdi bir börek önünüze geldiğinizde o böreğin lezzetli olup olmadığını anlayabiliyorsunuz. Kesinlikle canım, çok önemli bir konu yani. O da öyle. Şimdi mesela ben muradiye çorbasını daha önce hiç yapmadım. Evet. Şimdi muradiye çorbasını daha önce hiç yapmadım diye bugün ben muradiye çorbasını eleştiremeyecek miyim? Kesinlikle, çok ilginç bir şey söylüyorum. Konuşmak için konuşuyorsun şu anda. İnan bana, inan bana onun için konuşuyorsun ya. Olur mu öyle şey ya? İnan bana onun için konuşuyorsun yani. Yani küçücük bir hamur açmadığınızı söylüyorsunuz. Tamam. Bana diyorsunuz ki sen yorum yapamazsın. Ne kadar ağır bir eleştiridir bu. Ben dediniz ki. Ben demedim. Hayır, siz bana dediniz ki, siz bu böreği yorum yapamazsınız. Yorum yapamazsınız demedim. Yok, onu Seda Hanım dedi. Ben dedim. Lütfen ya. Hayır, bana... Yapamazsından ziyade hani... Ne oldu Mehmet Bey, niye bu kadar gerildiniz? Ya hayır, illa bir şey kabul ettirecek ve yani hiç alakası şeyler söylüyor. Temizlik oraya silemezsen olmadı ya. Bunun ne alakası var? Hayır, gurme bir bütündür insan, yani bu. Bütün gurmeler dünya mutfağını yiyor, yemeklerden anlıyorsa... Yani iyi yemek yapıyorsanız adam ahtapotu da mı burada... yapacak, ahtapotun güzel olduğunu bilip bilmemekle? Veya gidip kilis tavayı mı yapacak yani? Nedir bu yani? Hayır, merak edersiniz ama. Ya mesela ben ahtapot yapmıyorum. Çok ilginç ama şeyler. Ama siz mesela ahtapotu eleştiremeyecek misiniz? Hayır, şunu söylerim. Ben bunu gerçekten yapmadım. Bilmiyorum ama işte tebrik ederim, takdir ederim, araştırırım. Tamam, ben de annesini söylüyorum işte. Püf noktalarına bakarım. Tamam, evet yaptı. Derim ya, siz benim yapamadığım bir şey yapmışsınız. Gam sizi tebrik ederim yani, derim. İnan laf derim olsun diye konuşuyorsun yani. Şu ekranda konuşayım diye konuşmuyorum. Hiç alakalı siz şeylerden bahsediyorsun. Siz laf olsun diye konuşuyorsunuz. Çok alakalı şeylerden bahsediyorsun. Bir yemek yarışmasında ben hamur işine karşıyım. Ben hamur işini hamur açamam, anlamam. Hamur işine karşıyım demedim. Hamur işine karşıyım demedim. Hamur işine karşıyım demedim. Senin menünde 3 tane hamur işi vardı. Karbonhidrat vardı. Yığmışım bir de karbonhidrat. Burada ya, da bayağı et, kıyma ağırlıklı ne? Peki buraya yorum yaptınız yorum mı? Yorum yapacaksanız bekliyorum. Ondan yani. Sonra yaptım işte. Tavuk. Et sote, sonrasında işte kıyma yani. Burada yok mu karbonhidratsız bir gündemi yazıyor? Bugün bol bol protein alacağız. Sadece bir tane hamur işi yapmış burada. Bir tane de ama. Çorba tavuklu, çiğ börek kıyma, yemek kıyma, yemek kuşbaşı tamam evet. Evet, 3 tane. Ne yapacaktı şey, diyet mi yapacaktı? Sebzeli, bir sebzeli bir şey olabilir. Salata var zaten. Hiç şeyler açıksınız, niye yapmıyorsunuz? Ana yemek, zeytinyağlı mı olur? Mehmet Bey bugün çok savuruyorsunuz Gönül Hanım'a. Hayır, ana yemek, zeytinyağlı mı olur? Önünüzde ayrımcılık yaptığınızı düşünüyorum. Önünüzde şu anda zeytinyağlı diye ana yemek koysa, kıza demediğinizi bırakmazsınız. Saçmalıyım, bir gün seveyim ya. Mehmet Bey, pilav koymuyorsunuz, zeytinyağı koymuyorsunuz. İzletinler. Sen de Gamze'den taraf mı oluyorsun? Mehmet Bey dedin ya Gönül Hanım savunuyorsun diye. Mehmet Bey, yarın sizin gününüz ya. O yüzden şimdi burada bu şekildesiniz. Benim kimseyi koruduğum yok. Yanlış anlaşılmasın. Kim ne hak ediyorsa onu söylüyorum. Halime Hanım çok haklı. Madem bu küçük patlıcanı tercih ediyordun, Halime Hanım dediği gibi... Küçük patlıcan mı olur zaten? Hayır, bazı şeyler var, bunlar değişmez. Bazı ince çizgiler var. Eğer bu patlıcanı tercih ediyorsan, Halime Hanım'ın dediği gibi... Aynen böyle uzun şerit sandal keseceksin gibi. Sandal gibi. Peki bu kırmızı çizgi o şekilde... kime göre mesela kırmızı çizgi? Yani şöyle mesela o iri patlıcandan Kadir Bey ana yemek istiyoruz hayır, ya. Kırmızı çizgi dediniz yani anayasada kanun namı mı? Kanun gibi değil hayır ama dağılmazdı yani hamurlaşmazdı şu patlıcanda. O zaman bence deyin ben yapsam bunu yani, o şekilde yapardım. İnternetten bahsediyordunuz ya benden bakıyordunuz internete de girin. Çok var Gamze amca yemeğin aslını bilmeyenler sanki evet bunsuz bu şekilde başlıyor. Olmaz gibi anlayacaklar. Şu iki Kadir patlıcanla da yapılır ama eğer kalın patlıcanla yapıyorsa dediğim gibi böyle onu kesecek yuvarlak. Oluyor. Zaten kalın kesecek. Böyle yuvarlak çok güzel oturtacak. Eğer ince patlıcanla yapıyorsa Kadir Bey onu böyle şerit aynı Halime Hanım'ın söylediği gibi buraya böyle sandal gibi onu getirecek. Onun üzerine de böyle cimri davranmayacak. Yani gayet normal 6 tane et koymayacak üzerine. Ya, ana yemekte. Yani onu koyacak böyle bize bir
Gözümüze de, gönlümüze de erimezdi patlıcan o zaman. Peki pilavı nasıl buldunuz hanımefendi? Pilav güzel, biraz dedikleri gibi lapa olmuş ama güzel. Pilavını beğendim. Salata. Salatasını da beğendim. Sadece bir şey sormak istiyorum. Sarımsak demiştiniz ya benim günümde Mehmet Bey. Soğanlara neden takılmadınız? Niye takılayım? Yani sarımsakla soğan diye Allah Allah. Allah Allah. Gerçekten ne alakası var? Sarımsakla soğan. Sarımsakla soğan alakalı bir şey değil mi? Yani bir davet sofrasında soğan olabiliyor. Sarımsak kokusuyla soğan kokusu. Hiç alakası yok. Bir davet sofrasında sarımsak olmaz Gamze Hanım. Sizinki pişmemiş. Ne pişmemiş? Ne pişmemiş? Soğan pişmiş mi? Çiğ soğan koymuşsunuz sofraya. Evet. Çünkü çoban salatasını salatayı siz beğendim. Bakın koyuyorsun? Şöyle ben salatanızı çok salata beğendim. Mı? Kendi adıma aman söylüyorum. Ya. Şimdi Mehmet, Mehmet Bey adına soruyorum. Soğana niye takılmadınız? Benim soğana pişmiş sarımsağıma takılabilir misiniz? Sarımsak mı soğan bir şeydi mi Allah aşkına ya? Çiğ soğanla pişmiş sarımsak. Yani siz bu çiğ soğana takılmadınız. Ha? Benim pişmiş masum sarımsağımdan ne istediniz? Senin pişmiş sarımsağın çok masum değildi ama. Ay Mehmet'e sözündekine takıldı. Tamam buradaki benim sebzeydi semizotum. Bu ne peki Mehmet Bey? Yani ya bu et mi? Ya sarımsağı bir arada tutamazsın. Bir ama biri değildir Mehmet ya. Mehmet Beyciğim benim sebzeydi evet semizotum. Evet içinde sarımsak vardı. Harika olmuştu ama bu da sebze. Bakın salatanızı çok beğendim. Afiyet sosuna olsun. Bayıldım. Sana değil o Mehmet Bey'e. Evet ben salatayı olması gerektiği gibi yapmışsınız. Afiyet evet olsun. Çoban salata bu şekilde olur. Çok beğendim ama pişmemiş soğanlar. Ne güzel. Öyle mi? Tabii ki. Kokmaz mı diyorsunuz? Pişmemiş soğan kokmaz öyle sarımsak mi? Sarımsak gibi kokmaz. Gamze Hanım Allah aşkına sizce sarımsakla soğan bir mi? Bunu ayırt edemeyecek kadar bilgisiz misiniz? Gamze Hanım kolay kolay bir kadına kesinlikle ve kesinlikle ters cevap vermek istemem. Ama öyle bir raddeye getiriyorsunuz ki başka seçenek kalmıyor. Mehmet Bey bir kere. Salatadan soğanları seçebiliyor musunuz yerken? Seçemez. Gayet hayır, güzel doğru. Hayır edemezsin. Şunu demek istiyorum yani saat koku olarak sadece ayıramazsın. Domates sadece salatalık alıp soğanı bırakabiliyor musunuz? Hayır şimdi bakın şu salatanın işte bir de sarımsak koysun bakın o zaman salataya sarımsak farkı. Konmaz işte anlamadığı i̇şte buradan. İşte ben de onu diyorum. Soğanla sarımsak örnek veriyor misal veriyor. Soğanla sarımsak farkı bu işte. Peki ben o zaman şöyle bir şey söyleyeyim. Senin girer ama bunu Gamze sarımsak şimdi, girmez. Senin ama saç da girmez. Bakın herkes Mehmet Bey herkes gördüler ben gayet Kadir Bey de baktı hatta saçın rengine bile baktı. Benimle bir alakası yoktu. Ya net ve ortadaydı. Yok, ben saçımı o kadar sıkı bir topuz yaptırmıştım ki. Benim evimden çıktığıyla sen alakası yok. Hepimiz görüyoruz baktım. Ekip arkadaşlar ne kadar kalabalıklar. Gamze Hanım yemek yaparken cidden tülbentle çalıştı. Hiç başını açmadı da. Yok ben öyle bir suçlama yapmadım zaten sizden. Zaten Seda Hanım o yüzden çok teşekkür ediyorum. Çok kibardı. Ben gene de rencide etmek istemedim. Her şeyin farkındaydı evet. Çünkü benim ne kadar dikkatli davrandığımı da gördüm. Çünkü herkesin başına gelebilir. Evet. Çıkmasa da boşanmadı. Ben şu konuyu açıklamak istiyorum. Şimdi semizotu da çok lezzetliydi. Evet. Sarımsaklı da lezzetliydi. Ama şimdi semizotundaki sarımsağı ayıklayamıyoruz. Yani yoğurtlu olduğu için her türlü sarımsak diyoruz. Ama bu salatada ben şimdi salata çatalımı, domatese saplarım, salataya saplarım, soğanı yemem. İstediğiniz kadar saplayın o içine o aroması karışır. Kadın ama ben şimdi arkadaşa hohladığımda soğan kokusunu benden almaz. Ama sarımsak kokusunu alır. Çiğ soğan kokusunu. Çiğ sarımsağı alır. Kurtuluşun yok. Peki şöyle söyleyeyim. Tercih etmeme dediniz ya tercih ettin. Yani bir daha tercih. Tercih yani bu da bir tercih. Ya, ama bu yani siz gündüz oynuyorsunuz. Ya lütfen devam ediyorsunuz. Tamam öyle oldu. Tamam sen haklısın ya. Ben seninle baş edemem. Sen haklısın ya. Gamze Hanım her şeyi siz biliyorsunuz. En mükemmelsizsiniz. En iyisizsiniz. Ama artık yeterli bence bu kadar. Biraz susun. Mehmet Bey yarın sizin gününüz ya. O yüzden şimdi burada bu şekildesiniz. Sen evet maç bir sıfır sonlanmıştır. Tamam, yenildi. Yani soğan ortada. Ne gibi yenildi mesela? Tamam sensin. Kabul etti yenildiğini. Başa çıkamam seninle dedi. Yok. Ha yemese bile burada kokuyor o zaman. Bence Mehmet Bey. Mehmet Bey kokmuyor ikna edemediği evet. için. Kimse değil Gamze Hanım. Pes etti diye. İkna edemediği için. Pes etmediği de bazen bir şey vardır. Vicdanla yenildi diyelim. Yok karşı tarafa kendinizi anlatamıyorsanız onun dediğini kabul edin. Konuşmaya gerek duymuyor o zaman. Ya burada şimdi laf yanlış anlayacak ama cahille münakaşaya girme derler ya o hiç ne kadar girmeyeceğim yani. Siz var ya girmeye gerek Mehmet yok. Bey, İnanın var ya sarımsakla soğanı karıştırıyorsunuz. Genç dediniz. Sarımsakla soğanı karıştırıyorsun. Gurmelikle yapma etmeye karıştırıyorsun. Erkekler hamur işi aşamaz dediniz. Yani. Biri kuzey biri ki, doğu şeyleri söylüyorsun. İnanın burada Kadir Bey var. Yani erkekler temizlik yapamaz tamam. diyorlar ama inanılmaz bir ya idol. Yani hem cinsini bozmaz. Yukarılara taşımış yani, bir erkek duruyor. Kadir onun Bey'le yanında bütün siz nasıl mukayese edebiliyorsun ya temizlik konusunda? Bakın Kadir Bey özel gruba giriyor. Farkındayım.
Uç evet. 100 işlemden 3 tane evet. Çıkar yani 20 tane bile dünyada değil. Dünyada belki de tek tamam, evet. Tamam o zaman nasıl kıyaslayabiliyorsun? Tamam bakın o ayrı bir şey. Niye beni kattınız bu konuda ben onu? Erkekler ama açamaz işte uçuyormuş. Şimdi hem cinsini bu kadar gömüyor yani. Erkeklere bağlıyor falan. Şimdi o yüzden... Erkeklere mi aldınız? Hiçbir şey bağlamadım. İnanın kendine ne dediğini şu anda koptu gitti. Bir şey söylemek koptu için söylüyor değil. Yani. Şu anda söylüyor ama ne söyledi ben iyi bıraktım yani. %80'lik kısmı siz belirtip kendiniz de o kısmın içine koyarsınız. Sakin sakin yorum yapalım. Birbirimize karşı sakin olalım. Peki Gönül Hanımcığım. Eline koluna sağlık. Şimdi ana yemek olduğu için biraz daha büyük olabilirdi. En azından ikinciyi koyabilirdin. Şimdi yemek yarışmasındayız. Evet az yiyoruz okey ama görüntü olarak herkes bak onu eleştirdi. Yani eleştiriye ama maruz... Ama hiç kimse demiyor. Şunu söyleyeyim bak ben bununla doydum. İkinciyi istemem zaten ama arkadaşlar ana yemek olarak yemek yarışması olduğu için muhakkak bu eleştirileri yapıyorlar. Şimdi lezzetli olmuş şöyle etin güzel pişmiş. Patlıcanı da bence güzel pişmiş. Yani patlıcan dediğin şöyle biraz yumuşak olacak zaten lastik gibi olacak. Evet. Ama püreye çok tuz atmışsın. Evet. Püre tuzlu olmuş. Bir de üstte olduğu için direkt o alıp damağına direkt o yapışıyor. Evet, üstünün kuruduğuna katılmıyorum ben. Üstüne kaşar olduğu için beklediği için biraz sertleşmiş yoksa yanık manık böyle değil. Böyle daha güzel oluyor. Ha. Ama keşke bunu bostan patlıcanından servis etseydin en azından eti çok olsaydı. Ha diyor sanki bostan patlıcından bu yapılmaz çünkü ben daha önce bunu yapmadım. Yapmadım. Ama Halime Hanım diyor ki yapılıyor kayık mu? Şeklinde, evet, yapılır ama daha büyük yaptım. Olur diye. Ya, bu daha büyük genelde herkes küçük ürüne takıldı. Pilava şey geldiğimizde gibi. Şimdi pilavın ne Gamze Hanım'ın pilavı kadar tuzsuz ne de Halime Hanım'ın pilavı kadar lezzetli. İkisinin arasında bir şey olmuş. Ortada. Çünkü suyu biraz fazla kaçmış o yüzden de tuzu az gelmiş. Yani yediğimde mesela dün Halime Hanım'ın pilavını yediğimde cidden bir pilav kokusu, bir pilav tadı alıyorum garnitürlü olmasına rağmen. Hani bazen böyle garnitür kokusu gelir. Gayet güzel bir pilav kokusu geliyordu. Bunun biraz suyu fazla kaçmış. O yüzden pirinçler çok şiştiği için böyle bir sütlaç haşlaması gibi geliyor. Çok lezzetli bulamadım. Ama patates püresini ayırdığımda patlıcanın da etin de gayet güzel. Bu süre zarfında eti de lezzetlendirmişsin, güzel de pişirmişsin. Eline koluna sağlık diyorum. Salatan da lezzetli bir salata olmuş. Sadece hafif bir sosu bol olsaymış daha güzel olabilirmiş. Doğraman falan güzel olmuş. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Önce bir şey rica etmek istiyorum. Bir puan vermek istiyorum. Sonra bir soru soracağım. Sonra değiştirmek istiyorum. Niye böyle bir şey yapıyoruz onu anlamadım. Vicdanen rahatsız. Sorunca. Sonra yani, arkadaşlara da bir soru soracağım. Yani izin verirsiniz. Şimdi bir şey... ben şunu söylemek istiyorum. Hani puan konusunda artık geçmişe dönemiyoruz. Yani hanımefendi de size verdiği puanı geri alamaz. Size... Yo alabilir dediniz. Gerekiyorsa arkadaşların cevabına göre puanım geri almasın. Geri çekmenizi isteyeceğim. Siz puanınızı geri mi vermek istiyorsunuz? Bir puanı mı? Ya, yaşayalım görelim. Çok pardon arkadaşların cevabıyla olacak bir iş değil. Siz şöyle yaşayalım. Ki, hayır yaşanacak bir şey yok ortada. Evet. Siz kendiniz çünkü onlar sizin puanınızla ilgilenmezler. Ay yeter rakipleriniz onlar sizin puanınızın eksilmesini isterler tabii ki de genel olarak. Ben şunu sormak istiyorum. Siz hanımefendinin vermiş olduğu bir fazla puandan rahatsız mısınız? Şöyle ben önce hak ettiği puanı vereceğim. Bakın onda değilim. Hak ettiği şimdi puanı verdikten Gamze sonra siz bana bir puan fazla verdiğini söyledi ya. Gamze Hanım eğer biz anlaşamazsak problemi çözemeyiz. Tabii buyurun. Şu anda problem hanımefendinin size vermiş olduğu bir fazla puan. Bakın şöyle. Netli açık konuşuyorum hiç lafı uzatmadan. Hı hı. Problem size göre olsun. Çünkü siz kendiniz dediniz ki ben o haksız puanı istemiyorum. Ben bu zamana kadar hak etmediğim hiçbir şey almadım. Evet şöyle söyleyeyim. Ay, peki siz bu puandan rahatsız mısınız değil misiniz? Bana göre verdiği 3 de çok azdı. Ama kendisi bana... Benim 3'ü bile hak etmediğimi söyledi. Şöyle söyleyeyim. Ben onun bana tenezzül etmeden verdiği o 1 puanı... Peki sorun öyle bir şey demek istemiyor. Yani siz tenezzül etmeden mi verdiniz? Hayır ben ona yanlış hak puanımı yaptım. Haftanın ilk günüydü. Ben onun köftesini sadece yanlış puanımı yaptım. Pidesini yani, ayrı olarak düşünüp 3 verdim. Hayır. O yüzden ben pide bir bütün olduğu için... 3 puanı böyle sadaka verir gibi vermedi. Ya da ne bileyim aşağılayıcı bir şey söylemedi. Sadece pişman olduğunu söyledi. Evet, ama ben 2'yi mi hak ediyordum? Halime Hanım masasına dedi ki 3 bile çoktu. Çoktu. Evet, aynen bu şekilde. Çünkü ilk gündü. Ben dediğim gibi pidesini, köftesini ayrı düşündüm. Bakın. Sonra pişman oldum. İlk günü, son günü yok. Hepimiz eşit değerlendiriyoruz. Peki, puanı iade etmek mi istiyorsunuz? O gün çok heyecanlıydım. Şöyle soracağım. Bana verdiğin 3 puan, benim o gün masamı gördün, size karşı her şekilde değerlendirdiğinde, bir bütün halinde düşündüğünde, ben 3'ü senin kanaatince gerçekten hak etmiyor muydum? Evet, etmiyorsun çünkü o şekildeydi. İşte. Ben o zaman ben onun hak ettiği puanı vereyim. Tamam, herkes sonrasında bir şey soracağım. Gerekiyorsa değiştireceğim. Hayır, siz... Şimdi onun hırsıyla düşük puan vereceksiniz anladım. Hayır hayır. Şimdi bu puanı onun lafıyla sakın bağdaştırmayın. Hayır. Hayır asla düşük ne vermem. Ne soracaksınız asla. Da puanı niye değiştiriyorsunuz? Şöyle peki, ben şunu söyleyeyim. Hak ettiği puanı vereceğim. Peki ben hiç daha puan değiştirme işlerine girmek istemiyorum. Yani zaten yeterince şöyle söyleyeyim bugün. O zaman. Sizden şunu istiyorum. Sadece yemekleri göz önüne alın ve yemeklere puan verin. Bu kadar basit.
Daha fazla konuş. Şov yapma. Zaten rahatsızım. Şov değil. Yok, asla şov. Bakın çarpıtmayın olayı. Estağfurullah. Benim ona puanım. Şöyle söylemek istiyorum. Gamze Hanım. Şunu bakın, sizden bir şey rica ediyorum. Söylemek istiyorum ama. Zaten yeterince çok rahatsızım. Şu an zor duruyorum mide bulantısından. Sizden tek rica. Bugünkü sadece yemeklere puanlandırmanız. Okey. Gamze Hanım tamam, şöyle düşünün. Fazla size haksızlık yapmayacağım. Onu söyleyeceğim. Onu söylemeyeceğim. Siz şu an utandırmak amaçlı belki 5 vereceksiniz sonra Kadir Bey'i değiştiremezsin. Öyle yapmayacak. Ne yapacak? Ne yapacak? Söyleyeyim mi? 2 verecek sonra diyecek ki hak etti. 2 köşede olabilir. 3 alamıyor. Bakın ön yargılı davranıyorsunuz. Ya da 1, 2 falan. Ön yargılısınız. Ön yargılı davranıyorsunuz. Tamam hadi verin o zaman. Tamam vermek peki, istiyorum. Peki daha fazla konuyu uzatmayalım. Gamze Hanım tahtınızı düz çevirin. Herkes puanını versin bu arada. Buyurun. Puanlarınızı iyice karar verin. Tekrar düzeltmek için uğraşmayalım Gamze Hanım. Sizin için de geçerli lütfen. Yo ben... Dediğim şu gibi soracağım yani ben soracağım. Çünkü değiştirme hakkım var. Bu şekilde var yani program gereği de bu hakkım var. Dün nasıl ki değiştirebiliyordu haber işte bak ama böyle. Ama değiştirmedi sanırım. İşte ama değiştirme hakkı vardı. Peki Mehmet Bey buyurun. Benim Gönül Hanım'a puanım 3. 3 puan geldi. Mehmet Bey 3. Benim evet. Dün ağır menüme 3 verip de bugünkü menüye benim kimi karşılaştıramazsın. Menüyü zaten değerlendirerek 3 yaptım ben seni. Peki Seda Hanım çevirsin puanını. Benim puanım 2. 2 puan geldi. Gönül 2 geldi. Ne istiyorlar sana verebilirler. Benim Halim açmam abla. Lazım. O açarsa ben değiştiremiyorum. Ben açayım. Ama isterseniz de oturup yönetim bari. Hayır, hayır, hayır. Öyle, hayır şöyle söyleyeyim. Vallahi. Yani ben açayım ama ki... Ama bakın ben başta size belirttim. Dedim ki 3 defa söyledim. Sadece dedim masaya göre puan verin daha başka bir şey olmasın. Biliyorum. E ben dedim niye peki kendi yenebildiğinizde okudunuz? Ama şimdi ben tahtanızı hakkım. Son puan olarak açacağım. Çünkü başta söyledim. Halim Hanım çevirin puanınızı. Bir de 5 çıkarsa... Benim Gönül Hanım'a puanım 2. Onun teşekkür bana yaptığı ediyorum. Haksızlığı ben yapamadım. Yapamamış bu, haliniz bu mu? Kısasa kısasa yaptınız yani. O bana haksızlık yaptı. Sanki 5 vermiş gibi yapamadım. Ben 2 verdim, o da bir emeğine verdim. Teşekkürler, aynı ödeştik. Bir ana yemeği olmamıştı. Tamam 2 verdin de bari demek ki dün bana haksızlık yaptığın ben sana bu kadar yapıyorum. Eğer yüksek verseydin ben bir önce bir emeğe verdim. Çok pardon, bu tahta dinime küfreden Müslüman olsa tahtası. E ne anladım ben bu işten? Ziyaretim. Hayır yemekleri beğenmedim de. Evet. Şu olmamıştı olmadı. Tamam. Olmadı zaten dedim ya tamam. Ana yemek olmamıştı. E o da diyor ki dün de senin yemeklerin olmamıştı. Ama benim da... ana yemeğim olmuştu. Hiçbir şey yoktu yani eksik. Şu kadarcık sen ana yemeğin bizim elimize geldi. Pilav lapa olmuştu. İçli köfteniz olmuştu. Hamurdu. İçli baklavanız hamurdu. Kelle paçanız kelle paça çorbası kelle değildi. Sadece ana yemeğiniz vardı. Miydi? Peki. Ben daha fazla geçmiş konuşamayacağım zaten zor duruyorum hayatta. Kebabınıza verdim içiydi o da. Gamze Hanım kaç puan verdiniz buyurun çevirin tahtanızı. Ben 3 verdim Kadir Bey. Şunu soracaktım. Dedi ya hala aynı fikirde olduğunu söyledi. Eğer hala aynı fikirdeyse diyecektim. Ben ona 1 puan daha ekleyeceğim. Bana tenezzül etmediği 1 puan. Ama arkadaşlarıma soracağım. Diyeceğim ki yani bu şekil çünkü hak ettiğini önce vermem lazım. Ben ona hak ettiğini veriyorum. Eğer arkadaşlarıma soruyorum, kabul ediyor musunuz? Şu an değiştiremezsin. Yok, hayır, değiştiremeyeceğimi biliyorum. Gene sormak istiyorsun. Heh. Sormak istiyorum. Bence bu hareketiniz gereksiz. Yok, yok. Çok tamam. Gereksiz. Bir şey soracağım. Şovunuz öyle şey, de böyle şov de değil, hayır, hayır, şov değil. Siz dördü kabul ediyor musunuz mesela? Dördü kabul ediyor musunuz? Neyi hak ediyorsam onu verin Kadir Bey. Ama Gamze Hanım şu an beşi de kabul eder yaptığı emeklere. Şunu söyleyeceğim. Tamam, kabul ediyorsunuz, etmiyorsunuz. Peki. Şimdi bana o bir dakika. 3 puan verdiniz. Değiştiremiyorum bir dakika değil mi? 4 veremiyorum. Ciddi anlamda o zaman benim 1 puanımı geri alın Kadir Bey. Bana 10 yani 2 vermiş olsun. Evet. Peki hiç puanlarınızı ben 4 veremiyorsam. Siz çünkü şu an hırsla konuşuyorsunuz. Hırs bakın değil. 20 bin TL için yarışıyorsunuz. Hayır, para her şey değil. Para gerçekten peki, her şey puanı değil. Peki puanı geri mi almamı istiyorsunuz? Bana hak etmediğim bir puanı verdiyse evet 2 vermekse versin. Yani ben şu an bir şey diyeceğim ona ben karar veriyorum puanlar tabii konusunda. Tabii ki saygı çünkü şu an hepiniz hırslısınız birbirinizle rakip psikolojisi içerisindesiniz. Aynen. Ona en son ben karar vereceğim. Bir de bu kadar dolmamak lazım Gamze Hanım 3 puan verdi. Toplamda, hak ettiğini verdim evet. Toplamda 10 puana ulaştın tamam. Gönülcüğüm eline koluna sağlık. Bazı çok aksilikler olsun. Yaşasan da kusura bakma gününe dek geldi ben de biraz rahatsızım. Çok üzüldüm. Yani masanda yeteri kadar neşeli olmaya çalıştım ama olduğum kadarıydı kusura bakma sizin tekrardan. Sağ ol Allah razı olsun eline koluna sağlık tekrardan. 10 puan
onunla günü tamamladı. Daha önümüzde iki gün var. Bakalım merak edilen Mehmet Bey ve Seda Hanım neler yapacaklar? Yarın kimin evindeyiz? Bendeyiz. Oo! Yarın bendeyiz. Gamze Hanım bu gece uyku uyumayacak. Sabah heyecanla gelin. Yarın bir sürprizim var. Eyvah. Hadi bakalım. Yarın Mehmet Bey, ben de açıkçası sizi çok merak ediyorum. Çünkü evet, az çok konuşmalarınızdan sizi biraz tanıdım. Ama mutfakta da performansını merak ediyorum. Yarın yine Bursa'dayız. Neredeyiz yarın? Bursa Nilüfer'deyiz. Hadi bakalım. Nilüfer'de yarın görüşmek dileğiyle. Şimdi puan vermek üzere gidiyorum. Herkes kendine iyi baksın. Yarın görüşmek üzere. Gamze Hanım, puan tartışmasını o kadar çok uzattınız ki gerçekten kafam şişti. Keşke bu kadar uzatmasaydınız. Gamze Hanım, bari Kadir Bey'i dinleyin de şu şovları başka yerde yapın. Burası yeri değil. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.